Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bir kıssadan hisse programıyla tekrar huzurunuzdayız. Rabbim anlatılacak olan kıssalardan hisse çıkarabilmeyi ve şu an itibariyle duyduğumuz bütün güzellikleri Rabbimizin bizden istemiş olduğu o şeyleri hemen amel hayatımıza geçirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evvela kıymetli izleyenler şu dipnotla kısamıza geçmek istiyoruz. Rabbimiz bütün yaratmış olduğu kainatın sahibi olan Allah'ımız bizlerin dünya ve ahiret asla ve asla üzülmemizi istemiyor. Bu kainatın sahibi Rabbimizdir. Allah Celle Celaluhu'dur. O Rabbimiz kullarının her daim huzurlu, her daim mutlu, sevinçli ve hiçbir zaman başı önde son derece üzgün bir halde olmasını istemez. Ancak dünyaya gönderdiği için şöyle diyor Rabbimiz Estaizu billah ve neblukum bis şerri vel hayri fitne. Sizi bir takım şerlerle ve hayırlarla imtihan edeceğim ve buna da yemin ediyor. İşte bu dünyaya gönderilmiş olan insan imtihan dünyasında bazen üzüntülü günleri olacak, bazen sevinçli günleri olacak, bazen her ikisi de olacak ve bu şekilde önüne çıkacak olan her iş, işinde her imtihanda Rabbim beni sınıyor. Rabbim beni bir imtihana tabi tutuyor diyerekten hemen acelecilik yapmayacak, sabır gösterecek ve Rabbisinin kendisi hakkında ne istiyorsa, ne belirliyorsa ona razı olacak. Rabbimiz kainatın sahibi dedik. Kıymetli izleyenler, önümüze çıkacak olan herhangi bir konuda, karşılaştığımız herhangi bir meselede Rabbimiz kuluna şöyle şöyle Nida ediyor, kulum bak kulum ben seni imtihan ederken yeri gel geldi belki senin bir takım günahlarını silmek için. Yeri geldi yapmış olduğun o e önüne çıkacak olan o şeyler için makamının me mertebenin yüksek olması için. Yarın huzuru mahşerdeki cennetteki âli olan yüksek makamına ulaşabilmen için. Bir takım haller ve yerlere veya bir takım, bir takım işlere seni sınayacağım. Ona göre hazırlıklı ol. Kul cool da işte Rabbimizin bu nidasına karşılık şöyle demeyecek. Önüne çıkacak olan olumlu veya olumsuz, özellikle olumsuz işlerde ne oluyor, niye başıma geliyor, benden başka kimse yok mu, başka kimseye bu işler niye gitmiyor diyerekten acelecilik yapmayacak. Bunu bir ayet-i kerimeyle başlatıp kıssalarımıza geçmek istiyoruz. Rabbimiz Bakara suresinin 216. ayetinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve asa, ve asa en tekrahu şeyen ve huve -lekum. Sizin bir takım kerih gördüğünüz şeylerde, hoşlanmayacağınız işlerde hayır vardır diyor Rabbimiz. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrullekum. E sizin de bazı hoşlandığınız, sevdiğiniz, beğendiğiniz, razı olduğunuz şeylerde de vehuve şerrul lekum belki de şer vardır. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Siz bilmezsiniz diyor Rabbimiz. Ancak ve ancak ben bilirim. Rabbimizin her işinde bir hikmet hikmet vardır. Rabbimizin işlerine hikmetinden sual olmaz. Onun için kula yakışan sabır gösterecek, zamana bırakacak. Biraz daha böyle bu işleri Rabbisinin kendi kendini her daim sınadığını düşünerek acelecilik yapmayacak. Zamanın birinde yaşanmış bir olaydır bu izleyenlerimiz, kıymetli izleyenler. Okyanus'ta bir gemi batıyor. O gemiden bir kişi sağ kurtuluyor. Bir kişi koca gemiden bir kişi sağ kurtuluyor ve yüzerek yüzerek küçük bir adaya geliyor. O adada bakıyor ki etrafında hiç canlı yok. Kendinden başka kimse yok. Kadere de razı olup burada bir müddet kendimi muhafaza edip sağ salim hayatta durmanın mücadelesini verip ondan sonra buradan nasıl kurtulabilirimin mücadelesini yapayım diyerekten düşünüyor. Gemiden o karaya böyle konserveler yiyecekler, ayakta duracak kadar yiyecekler e, geliyor ve bu şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Sonrasında kendisine küçük bir kulübe yapıyor. Rabbimizin her işinde bir hikmet, hikmet vardır inşallah diyerekten bu konuya girmiş oldum. İşte o kişi o konservelerle yiyeceğini yiyor. Ondan sonra onun haricinde ayakta durmak için mücadeleler ediyor. Kendine küçük de bir kulübe yapmış. Akşamlar orada yatıyor ve sonrasında da arada bir adayı geziyor, işte bir teşhisler yapıyor, bir bakıyor kim var kim yok, benden başka herhangi bir şey var mıdır diyerekten bu şekilde günlerini geçiriyor. Yine bir gün adanın belirli yerlerini böyle gezmek ve incelemek maksadıyla kulübesinden uzaklaşıyor, döndüğünde bir bakıyor ki kulübesi yanıyor. O ana kadar da Rabbisine hep şöyle dua etmiş, Ya Rabbi burada beni senden başka kurtaracak kim var? Ya Rabbi ne olursun beni buradan kurtar. Beni buradan bir şekilde birilerini vesile et de burada beni bulsunlar da beni buradan kurtarsınlar diyerekten her zaman Rabbisine de dua ediyor. Beklentisi de Rabbisinden. Öyle ya öyle bir yerde kendisinden başka kimse yok. Rabbisinden başka onu orada görebilecek, bilebilecek kim var? İnna Habirum habirun bima taamelun. Sizin yapmış olduğunuz her işi biliyorum, görüyorum diyor Rabbimiz. İşte bu şekilde dua ederken bir bakıyor ki kulübesi yanıyor. Adayı gezmeye gitmişti. Bir dönüşte bakıyor ki kulübesi yanıyor. Başlıyor siteme. Ya Rabbi ben sana böyle mi dua etmiştim? Zaten küçükte bir kulübem vardı. İşte bu da niye yanı diyerekten bu şekilde sitemler Rabbisine yapmış olduğu duanın tam aksisini karşısına görünce biraz acelecilik yapıyor. Sonra o şekilde o sitemli haliyle uyuyor. Sabah bir kalktığında bakıyor ki Karşıdan gemi geliyor. Son derece sevinç çığlıklarıyla beraber kurtuldum diyerekten... ...hiç demiyor ki o ateş oradan yanıp nasıl o kulübe yandı. Hiç aklına gelmiyor. Bu gemi buraya nasıl geldi diyerekten... ...sonra geliyorlar velhasıl onu kurtarıyorlar. Diyorlar, diyor ki onlara tamam da diyor... ...beni buradan hani kurtarmaya geldiniz de diyor... ...peki diyor benim burada olduğumu nereden anladınız, nereden bildiniz? Diyorlar ki ona... E sen dün bize duman ateşi göndermedin mi? O dumanı gördük. Dedi ki burada birisi var, kurtarılmayı istiyor, bekliyor diyerekten onun için buraya geldik diyor. Görüyor musunuz izleyenler, kıymetli izleyenler? Kendisine göre şer gördü o işi. Rabbimizin buyurduğu gibi sizin şer gördüğünüzde hayır vardır. Kendine göre şer gördü. Halbuki Rabbisi ona kurtarılmanın yolunu açtı. Rabbim önümüze çıkacak olan bütün işlerimizde sabır gösterebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Caminin şadırvanında son derece dervişane bir kişi abdest alırken hemen avludan içeri birisi giriyor. Çok anlatılan bir kısadır. Bunu da burada inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir bakıyor ki derviş son derece eli ayağı düzgün, nur yüzlü bir insan ama abdest alırken çeşmeyi son derece fazla açmış. O an gördüğüne göre amel ediyor. Bir an diyor ki ya sen ne yapıyorsun diyor ya hiç çeşme bu kadar açılır mı bir de dervişsin diyor ya bilmez misin ki sen çeşmeyi biraz az açmak lazım biraz daha böyle hani uygun kullanmak lazım derviş buna gülüyor diyor ki bildiğin gibi değil diyor hele bir, beni bir dinle ben diyor avluya geldiğimde baktım ki diyor bu çeşme bozuk bu çeşme bozuk olduğu için dedim ki e, diğer çeşmeyi açıp da ikinci bir israfa girmeyeyim dedim e, ne yaptımsa da düzeltemedim onu kısamadım. Dedim bari buradan abdest alayım. İşin hakikati budur. Bunu söyleyince mahçup oluyor. Bunun için derler ki gördüğünün yüzde yetmiş beşine, duyduğunun yüzde 95'ine beşine inanma. Evet kıymetli kardeşlerimiz. Burada şimdi Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında konumuzla alakalı çok önemli bir kıssadan bahsedeceğiz şimdi. Hızır Aleyhisselam biliyorsunuz, veli midir, peygamber midir, Allah dostu mu olur? Bu üçü hakkında her türlü söylenilir. Neticede Rabbimizin kıymeti değerli bir kulu. Bir gün Musa Aleyhisselam diyor ki Rabbisine, Ya Rabbi diyor, bu zamanda diyor, dikkat edelim ifadeye, ulil azim bir peygamber, 124 bin, 224 bin, bir rivayet Allah'u alem ancak Allah bilir. Bu kadar peygamber arasında beş tane önde gelen peygamberlerden bir tanesi ledün ilmini Hızır Aleyhisselam'a diğer ilimleri Musa Aleyhisselam'a işte Mevla'mızın taksimatı da kimi zaman bu şekilde olabiliyor. Diyor ki ya Rabbi diyor ya Rabbi bu zamanda diyor benden daha kıymetli bir kulun var mı? Rabbimiz diyor ki evet diyor var. E, Peki ben onu nasıl bulacağım diyor? Sen onu diyor ancak şöyle bulursun diyor. Okyanusun kenarından yürü. ...iki denizin birleştiği bir yere geldiğin zaman orada okulumu bulacaksın. O zaman bir rivayet yeğeni olduğu söyleniliyor. Hemen burada misafirimiz Yuşa bin Nun bir rivayet akrabası bir rivayet arkadaşı olarak söyleniliyor. Onu da yanına alıp denizin kenarından yürümeye başlıyorlar. Yanına da diyor Mevla Teala azık olarak bir balık al. O balık ne zaman canlandığı zaman işte o sana tarif ettiğim zamanın senden daha alim olan kulunun orada bulacaksın diyor. Musa Aleyhisselam alıyor yanına Yuşa bin Nun'u. Deniz kenarında yürüme başlıyorlar. Sonra yoruluyorlar. Bir kayanın dibine gelip orada biraz istirahat edelim diyorlar. Yuşa Aleyhisselam istirahat halindeyken özür Musa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam bakıyor ki çantadan balık canlanıp okyanusa akıyor. Ak ...atlıyor ama onu söylemeyi Musa Aleyhisselam'a unutuyor. Ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Çok yoruldular, e, acıkmışlar da tabii. Musa Aleyhisselam diyor ki Yuşa Aleyhisselam'a... ...yahu diyor hele şu azıkları çıkar da yiyelim. Öyle deyince Yuşa Aleyhisselam'ın aklı... ...eyvah diyor ya ben diyor sana balığın canlanıp... ...denize kaçtığını, atladığını söylemeyi unuttum diyor. E, nerede kaçtı bu diyor, nerede bu canlanmıştı? İşte o kayalık var ya diyor onun dibinde e ben de diyor bu cevabı bekliyordum zaten. Tekrar geri dönüyorlar. Geri dönünce bakıyorlar ki son derece güzel yüzlü, son derece kıymetli, nurani bir kişi. Hızır Aleyhisselam. Selam veriyor Musa Aleyhisselam. Ben diyor Musa'yım diyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki beni İsrail'in Musa'sı mı? Evet diyor. Hoş geldin diyor. Aralarında selamlaştıktan sonra Beni diyor Mevla sana gönderdi diyor Musa Aleyhisselam. Bana bazı hikmetli işler öğreteceksin diye sana gönderdi. Ben diyor sana o Rabbimin bana öğrettiği işleri öğretirim ama sabır gösteremezsin diyor. Bu kısa Kehf suresi 60 ile 82. ayetlerde aynen ayet olarak anlatılıyor. Böyle deyince... Musa Aleyhisselam dedi ki Zara Aleyhisselam'a Estaizu billah Kale setecudini inşaallahu sabiran Ve la e'si emra Beni son derece sabredenlerden Ve işlerine karşı teslimiyet gösterenlerden bulacaksın diyor Peki diyor o zaman bir şartım var Sana göstereceğim hangi iş olursa olsun Asla hemen acelecilik yapmayacaksın Sana bu göstereceğim şeylerin sonunu anlatana kadar sabır göstereceksin Tamam diyor Ondan sonra yola koyuluyorlar. Tekrar okyanusun kenarından yürürlerken bir gemiye rast geliyorlar. Gemiye diyorlar ki bizi diyor falan bir memlekete götürür müsün diyerekten bakıyorlar ki gemideki insanlar iki tane güzel insan, üç tane güzel insan. Tamam diyor. Alırız sizi diyor ve sizden de ücret de almayız diyor. Hoşlarına gidiyor. Beğendiler. Kıymetli insanlar bakmışlar ki görünüşleri son derece güzel insanlar. Ücret dahi almıyor. Biniyorlar. Almıyorlar gemi sahipleri. Biniyorlar gemiye. Yola devam ederken Hızır aleyhisselam aşağı inip geminin dibinden tahtaları delmeye başlıyor. Kırmaya başlıyor. Musa aleyhisselam bunu görünce yahu diyor sen ne yapıyorsun diyor. Ya bu insanlar bizden ücret dahi almadı. Niye diyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun diyor. Sonra diyor bu su içeri girer de hepimiz beraber gideriz. Ben sana demedim mi diyor. Sana göstereceğim işlerde acelecilik yapmayacaksın. Tamam diyor tamam diyor şu an diyor anlayamadım, kavrayamadım işler konusunda beni Musa Aleyhisselam tenkit etme diyor. Bir daha yapma diyor ama diyor rızası. Tamam diyor tekrar yola koyuluyorlar. Gemiden iniyorlar. Bir köye geliyorlar. Bakıyorlar ki çocuklar kendi aralarında oynuyorlar. Bir tane çocuğun geliyor kafasını uçuruyor. Koparıyor. Bunu görünce Musa Aleyhisselam artık dayanamıyor. Diyor ki ya sen ne yaptın diyor ya. Küçücük bir sabi. Ne yaptı sana diyor. Hiçbir zarar yok bir şey yok. Niye diyor bunu böyle yaptın diyor. Musa Aleyhisselam bunu deyince Hızır Aleyhisselam ben sana demedim mi diyor. Sana bunun sonunu anlatana kadar sabredeceksin. Tamam diyor tamam. Bir daha olmasın ama diyor. Yine yola devam ediyorlar. Bir köye geliyorlar. Son derece yorulmuşlar. Köy ahalisine diyorlar ki ya bize bir şeyler verin. Bir yemek verin, bir içecek verin. Bir şeyler verin. Biz ağırlayın yani. Misafiriz. Hiçbir şey vermiyorlar o köy, köy ahalisi. Hiçbir şekilde ne yemek ne içi. Biraz da çekinmişler mi? Vermiyorlar. Sonra tam köyün çıkışında Hızır Aleyhisselam bakıyor ki bir duvar böyle son derece yıkıldı yıkılacak yamuk duruyor. Başlıyor onu onarmaya, düzeltmeye. Musa Aleyhisselam bunu görünce dedi ki yahu dedi bunlar zaten bize bir şey vermedi. Yiyecek bir şey vermediler, içecek bir şey vermediler. Bize iyi davranmadılar. Bir de gitmişsin adamların diyor. Duvarını düzeltiyorsun diyor. Bari diyor o duvarı düzeltmenin karşılığında bir ücret alsaydık da en azından karnımızı doyursaydık. Böyle deyince Hızır Aleyhisselam diyor tamam diyor seninle arkadaşlığımız buraya kadar. Şimdi diyor ben sana demiştim ki sana göstereceğim şeyleri anlatana kadar sabır göstereceksin. Ama diyor buraya kadar diyor sana anlatıyorum diyor. Şu ana kadar göstermiş olduğum şeyleri sana anlatıyorum. Her şeyden önce şunu bil ben Rabbimin izni olmadan asla bir şey yapmadım. Yaptığım her işi Rabbimin bana söylemesiyle yaptım kendi kendimden bir şey yapmadım. O diyor hani bir gemiye binmiştik de ben onları diyor o geminin altını diyor deldim ya diyor. Bizden sonra biz indikten sonra hemen ileride korsanlar vardı diyor. Kötü insanlar vardı diyor. Onlar diyor böyle eline geçirdikleri gemileri kendilerine alıyorlarmış. Ama diyor ben ona kusur yaptım ki kusurlu bulsunlar, kusurlu görsünler diye ondan dolayı diyor onların gemilerini kusurlu yaptım. Sonra diyor devam ettik bir tane çocuk gelmişti hani diyor kafasını hani koparmıştım. Onun diyor annesi babası çok kıymetli insanlardı diyor. Ondan dolayı yarın öbür gün annesine babasına son derece eziyet edecek bu, bu, çocuk. Rabbim bana bildirdi ve bunu yapmamı istedi. Onun için yarın öbür gün annesine ası olup o kıymetli anne babayı üzmesinler diye Rabbim o çocuğun böyle olmasını istediği ve devamında da o anne baba sabredip hakikaten bunun tefsirine baktım kıymetli izleyenler o çocuktan sonra Rabbimiz o aileye bir kız çocuğu vermiş ve o kız çocuğu da bir peygamberin annesi olmuş. Yani bunun hikmeti neydi? Hikmeti o çocuk annesine babasına asi olmasın diye. Sonra devamında diyor bir köye geldik de o köy ailesi bize bir şey vermedi ya diyor. Onların diyor o duvarın altında diyor, o köyde yaşayan yine bir çok iyi bir anne babanın e, evlatlarına o e, duvarın altında bir e, altın koymuşlardı diyor. Bir onların yarın öbür gün buluğa erdiklerinde, yetişkin hale geldiklerinde onlara bir şey bırakmışlardı diyor. O hale geldikten sonra alsınlar bulsunlar diye Mevlamızın onlara bildirmesiyle. Ama diyor o çocuklar daha henüz büyümemişti, olgunluk çağına gelmemişti. Eğer o duvar yıkılsaydı o köydekiler onları alıp o yetimler o işten annesinin babasının o işinden mahrum olacaklardı. İşte diyor buraya kadar göstermiş olduğum şeyler hep bundandır. Yani Rabbimiz bana ne dediyse ben onu yaptım. Efendi kardeşlerimiz, kıymetli insanlar, kıymetli izleyenler, Rabbimiz bir şeyi yapıyorsa, yaptırıyorsa Onda acelecilik yapmamak lazım. Biraz sabır göstermek lazım. Musa Aleyhisselam bunu yaparken Mevla'ya sonsuz şükürler olsun ki bize öğretti bunları. Rabbimizin bu işlerini, bu hikmet, hikmetlerini bize göstererek bize de aynı şekilde aynı aynı önümüze çıkacak olan, çıkan olan şeylerde sabırlı olmamızı göstereceğimiz göstereceğinden dolayı sabırlı olmamızı istediğinden dolayı bunları bize öğretiyor. Onun için Musa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'a da bu işten dolayı son derece teşekkür etmek lazım. Yine zamanın birinde kıssamız konu olarak şöyledir inşallah kıymeti izleyenler. Kıssa Rabbimizin her işinde bir hayır var, bir hikmet var. Önümüze çıkacak olan her işte Rabbimiz ya bizim ma makamımızı artırıyor ya da günahlarımızı siliyor. İşte yine zamanın birinde anlatılır bu kıssa. Çok çokça anlatılan bir kıssadır. Zamanın birinde Afrika ülkelerinden bir padişahın, hükümdarın çok yakın bir arkadaşı, çocukluk arkadaşı varmış. Yakinen çocukluktan beri büyüdüğü ve her gittiği yer, yere de onu götürürmüş. Bundan dolayı bir gün yine beraberce ava gidiyorlar. Padişah işte silahını ateşlerken diğer arkadaşı ona yardım ediyor. İşte mermisini veriyor. Derken artık bir yanlışlıkla mermi patlıyor. Padişahın parmağı kopuyor. Bu insan da, bu kişi de her önüne çıkan işte vardır bunda da bir hayır dermiş. Her işinde padişahın parmağı kopunca demiş ki vardır bunda da bir hayır. Padişah canavri yahu görmüyorsun, görmüyor musun demiş. Parmağımız kopmuş sen diyorsun ki vardır bunda da bir hayır. Seni diyor gidince diyor hemen diyor zindana atıracağım. Evet geliyorlar sonra zindana atırıyor bu arkadaşını. Zindana attırınca arkadaşı diyor ki vardır bunda da bir hayır. Sonra seneler sonra yine bu arkadaşı e, hükümdar, arkadaşı zindanda hükümdar başka birileriyle yine ava gidiyor. Biraz Afrika ülkelerinin kendi bulunmuş olduğu yerlerden uzağa çıkınca bu sefer o zamanın şartlarında o zaman şartlarında insan yamyamlara yam yakalanıyorlar. Ondan sonra bunları alıyorlar, ve onları tahtalar o şeylere asıp bağlayıp yiyecekler. Onların da kendine göre şöyle bir itikadı varmış, şöyle bir şeyleri varmış, inancı varmış. İşte azalarından biri eksik olanı yemiyorlarmış. Ondan sonra bakıyorlar ki padişahın parmağı yok. Diğer o yanında olanları yiyorlar, padişahı serbest bırakıyorlar. Geliyor sarayına, yahu diyor, görüyor musun sen diyor, eğer diyor parmağım sağlam olsaydı ben de gidecektim diyor onların yanında. Ve diyor ben diyor arkadaşıma yanlış yapmışım diyor. Çağırtırıyor zindandan arkadaşını ve diyor ki görüyor musun başıma geleni anlatıyor ona. Ben diyor eğer parmağım da onlar gibi sağlam olsaydı ben de gitmiştim. Padişahım onda da bir hayır vardı diyor. Ve seni de diyor zindanlara atım diyor. Sen haklıymışsın diyor. Onda da bir hayır vardır diyor. Şimdi padişah diyor ki yahu diyor seni diyor zindanlarda boşu boşuna beklettim diyor yahu. Nasıl oluyor bunda da bir hayır? Padişahım diyor, padişahım. Eğer diyor ben sizin yanınızda zindanda olmayıp da yanınızda olsaydım ne olacaktım? Sizin yanınızda olduğum için ben de gidecektim. Onda da vardır bir hayır. Rabbimiz Azze ve Celle kuluna asla zulmetmez. Asla kulunun üzülmesini istemez. Kıssamızın başında söylediğimiz gibi bu kıssadan alınacak hisseye gelelim kıymetli izleyenler. Şu dünya hayatında Rabbimiz illa bir şeylerle bizleri imtihan edecek. İlla imtihanımız olacak. Yeri geldi hanımımızla, yeri geldi evlatlarımızla, yeri geldi malımızla, sıhhatimizle veya önümüze çıkacak olan diğer işlerle Rabbimiz bizi illa bir şeylerle imtihan edecek. İşte o imtihan dünyasında kula düşen nedir? Sabır göstermek, sabırla zamana bırakmak, bu şekilde hayatını devam ettirmek. Şimdi kıymetli izleyenler, kıssamızı şöyle alt bir toparlama şeyinde olursak, Rabbimiz kulundan şunu bekliyor. Kulum, ben senin yaratıcınım. Seni yediriyorum, içiriyorum, her türlü rızgını veriyorum, yerden bitirip gökten yağdırıyorum, senin sana sıhhat veriyorum, her şeyinle beraber her şeyinle beraber seni kolluyorum, gözetiyorum. Öyle ya muhafız melekler var üzerimizde. Yani bu şekilde ben seni her şeyinle beraber kollarken, muhafaza ederken senden de şunu bekliyorum kulum. Yapman gereken benim seni sınamış olduğum imtihanlarda dikkatli olacaksın, isyan etmeyeceksin, asla bana karşı gelmeyeceksin. Sabırsızlık gösterip de taşkınlık, azgınlık yapmayacaksın. Önüne çıkacak olan işleri biraz düşüneceksin. Bak şurada 3-4 tane kısa, misal ve kısa anlatıldı. Hep sonunda şu çıkıyor. Rabbimiz illa bir şeyle imtihan ediyor. İlla bir şeyle sınıyor. İlla bir şeylerle önümüze çıkarıp, ''Kolum bakayım durumun ne olacak? Şöyle bir bakalım durumun kaliten nedir? Seni şöyle bir bakayım, tartayım.'' diyerekten illa bir şeylerle Mevla bizleri sınıyor, imtihan ediyor. İşte kula da yakışan bu önüne çıkacak olan işleri en güzel şekilde idrak edip Rabbisinin kendini gözettiğinin idrakinde olup şuurunda olup sabır gösterip o şekilde imtihanlarını inşallah geç, geçmeye muvaffık olmaya inşallah niyet edip ona göre hareketlerini yapması lazım. Bu haftaki kıssalarımız bunlarda kıymeti izleyenler haftaya başka bir kıssayla beraber huzurunda huzurunuzda olmak ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.